Evet sevgili izleyenlerimiz, tam da bu zamanlarda çok merak edilen bir konuyla yine sizlerle baş başayız. Bugünkü konuğumuz gıda yüksek mühendisi ve propolis uzmanı Aslı Elif Tanur Samancı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok renkli gördüm, iyi gördüm sizi. Sağ olun, İnşallah ben de sizi. İnşallah konu da öyledir. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sayın hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok özel bir konudan ve çok özel gördüğüm kadarıyla materyallerden bahsediyoruz. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Aslı Elif Tanur Samancı, gıda yüksek mühendisiyim. Uzun yıllardır arı ürünleri konusunda, propolis, arı sütü, hambal, polen ve arı ekmeği konusunda çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisansımı ve doktoramı da bu alanda tamamladım. Bu zamanlarda da çok öne çıkmaya başladı değil mi? Propolis evet, aslında yeni bir üründen bahsetmiyoruz. 20 milyon yıldır insanların bildiği ve tanıdığı ve aslında insanoğlunun kullandığı bir üründen bahsediyoruz. Ama son yıllarda tekrar gündeme geldi. Hele de bu en son yaşadığımız salgın döneminde bağışıklık sisteminin önemi anlaşılınca daha da fazla gündeme geldi. Kesinlikle öyle. Siz propolisle yani gıda mühendisisiniz. Yani siz binlerce gıdanın mühendisisiniz. Evet. Bunun içerisinden bir tanesini, propolisi çok kayda değer buldunuz ve bunun üzerine ihtisaslaştınız. Bunun üzerine daha eğitimler aldınız. Nasıl tanıştınız propolisle? Aslında propolisle tanışmam oğlumda yaşadığım bir sağlık sorunu nedeniyle oldu. Benim annem babam da hekim, hatta annem pediatrist çocuk doktoru. Ama maalesef ilk oğlumda çok sık sık ateşlenme problemi vardı. Sık rastlanmayan bir tablo ile karşı karşıyaydık. Hemen hemen her hafta 40 dereceye varan bir ateşle karşı karşıya kalıyorduk ve antibiyotiksiz hiçbir şekilde düşmüyordu. Antibiyotikleri de tabii ki çok sık kullandığınızda onların da yan etkileri var. 5 yaşına kadar çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Özellikle bağırsak florasında faydalı bakteri neredeyse kalmıyor. Bütün vücudu yoruyor aslında ve bağışıklık sistemini de çökertiyor. 5 yaşına kadar böyle ayda 1-2 defa antibiyotik kullanınca bu sefer antibiyotiklerin de etkisiyle ve tabii ki bağışıklık sisteminin de çökmüş olmasıyla henoşönlen vaskülit denilen, henoşönlen purpurası denilen bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Bir çeşit iç kanama gibi, kan damar dışına sızıyor, bir çeşit otoimmün hastalık. Dokunulan yer kanıyor. Dokunulmasını direkt kanıyor hocam. Kanıyor. Yani dokunulmadan da kanıyor. Velhasıl tabii teşhisi çok zor kondu. 5 yaşındaydı. Ve öğrendik ki bunun tedavisi de yok. Aslında bağışıklık sisteminin güçlenmesinden başka bir çare yok. Hiçbir şey yok. İmmünoglobulinlerin sayısı normal yaşıtlarının yarısı kadardı o zaman. Hani çok iyi besleniyor ve bakılıyor olmasına rağmen tabii ki böyle. En son doktorumuz dedi ki, tabii 18 doktor gezdikten sonra en son gittiğimiz doktorumuz dedi ki, annem de doktor bu arada, babam da doktor, böyle bir tablo düşünün. Teşhisi çok zor kondu. Doktorumuz dedi ki bağışıklığını güçlendireceğiz dedi. İlaçların büyük bir kısmını kesti çünkü ilaçlar tetikliyor durumu dedi. Sadece çok düşük doz, kısa bir süre kortizon uyguladı. Onun dışında hiçbir şey verme. Eve kapatın çocuğu. Nasıl ki şu andaki koronavirüs döneminde sosyal izolasyon, eve kapanma. Çocuğumu eve kapattım. Çok doğal şeylerle besleyin dedi. Bir de özellikle propolis ve arı sütü verin dedi. Çünkü bilimsel kaynaklarda propolisin ve arı sütünün bağışıklığı güçlendirdiği ispatlanmış. 120 bine yakın akademik tıbbi makale var propolisle ilgili bilimsel kaynaklarda. Hocam dedim, ben evet arıcılığın içindeyim. Eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi Taylan Bey. Aslında her şey bir araya gelmiş. Aslında evet, evet. Yani ama Türkiye'de dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi. Ama Türkiye'de o zaman propolis üretimi yok. Bal üretiyorlar. Propolisli ürünler de Çin'den ithal geliyor ve maalesef hiçbirine güvenemiyorum. Çünkü içerisine Çinliler ağaçların yaprağını, sapını, tomurcuğunu katıyorlar. Maltodekstrin, silikon dioksit, boyar madde katıyorlar. Dolayısıyla o ürünlerden yapılmış hiçbir şeye de güvenip alamıyorum. Dedi ki doktor, o zaman madem öyle bir durum var, hani kendiniz kendi evladınız için üretin dedi. Çünkü bunun iyi geldiği biliniyor. Doğru ürün olursa, doğru üretilirse bağışıklık sistemi güçlenecek. Ondan sonra işte bir arıcımızdan rica ettik, sağ olsun bizim için üretti. Propolis kovandan çıktığı haliyle elimize geldi. Bakın böyle taş gibi sert, kaskatı bir madde. Bu ham propolis.
Dolayısıyla bu haliyle tüketilmesi ve vücut tarafından sindirilmesi mümkün değil. Tabii. Bal mumuyla karışık halde. Aslında arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddelerden, yani antioksidanlardan meydana geliyor. Hı. Çok güçlü bir antioksidan propolis. Doğadaki bilinen en güçlü antioksidan. Bu antioksidanlardan dolayı da aynı zamanda antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuar özellikler gösteriyor. Tabii bu böyle tüketilemeyeceği için ben bunu özütledim laboratuvarımda kendim bilimsel kaynaklara bakarak ve içindeki saf fenolik floronetleri elde ettim, damla formuna getirdim şu şekle. Bu formda propolis vücut tarafından sindirilebiliyor ve yüksek oranda da fenolik flavonoidler, yani o bitkilerin öz dediğimiz faydalı kısımlarını içeriyor. Bu elimdeki suya karışabilen damla, suda çözünebilir damla formu. Bu şekilde suya, süte, meyve suyuna katarak çocuğumuza verebiliyoruz. Ben kendimiz tüketebiliyoruz. Ben de danışanlarıma aynı şekilde propolis tavsiye ediyorum. Çünkü ister istemez diyet döneminde bazen katı uygulamalara geçiş yapabildiğimiz dönemler gelebiliyor. Veya agresif spor yapan kişiler bize başvurabiliyor. Bir de üzerine kişilere diyet yaptırdığımızda ister istemez günlük hayatında tükettiği besinleri onlardan çektiğimizde, mevsim geçişlerinde özellikle de bugünlerimizde propolis çok göze çarpmaya başladı. Ben de tavsiye ediyorum. Kendim de gebelik öncesinde kullanıyordum. Bu dönemlerde birazcık gıda takviyelerinin ne etkisi olur bilemediğimiz için birazcık ara verdim. Doğumdan sonra tekrar düşünüyorum kullanmayı. Aslında bilimsel kaynaklarda doğrudan propolis alerjiniz yoksa gebelik ve emzirme döneminde kullanmanızda bir sakınca yok. Hatta bağışıklığınızı desteklediği için, hani Allah korusun bir enfeksiyona yakalanma durumunda da sizin bağışıklığınızı toparladığı için belki ilaç kullanmadan atlatmanıza bile yarar sağlayabilir. İlaç yerine demek doğru değil aslında. Bunlar ilaç değil. Sonuçta doğal gıdalar. Ama bağışıklık sistemimizi desteklediği için de hem tedavi süresini kısaltıyor hem de kullandığımız ilaç miktarının azalmasına destek süper oluyor. Tabii öyle nasıl düşünmek lazım. Yani şöyle, isterseniz şimdi koydum içme suyu. İsterseniz bir tadına bakın. Propolis aslında arıların reçinemsi kısımlarından topladığı için sıfır kalori ve sıfır şekerdir. Sadece fenolik flavonoidlerden meydana gelir. Biraz acımtıraktır biliyorsunuz, antioksidanlar doğal olduğu için ve doğal olduğu bir şey de için, eklemediğiniz için. Aynen. Çam kozalağı tadıyla reçine tadı arasında tam olarak bu bir tadı var. Tam olarak şekersiz. Şekersiz, acımsıtırak. Acımsıtırak. Nasıl soğan, sarımsak güçlü antioksidandır ve tadı birazcık acıdır. Bu da öyle. Bu böyle bala falan damlatsak. Bala damlatabilirsiniz, yoğurda damlatabilirsiniz. Evet. Sevdiğiniz gıdalara, bir tek kriterimiz arı ürünlerinde 45 dereceyi geçmeyen sıcaklıklarda kullanmak. Çünkü 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda balda, propoliste, diğer arı ürünlerinin bu faydalı bileşenleri biliyorsunuz azalıyor, evet, zarar görebiliyor. O yüzden 45 dereceyi geçmediği sürece soğuk ya da ılık bütün gıdalarımıza rahatlıkla karıştırabiliriz. Ben de bir karışım veriyorum genellikle, bu yine vermiştik. Propolis, arı sütü, programımızda ham ballı karışımlar. İşte kefirler, yoğurtlar, onlarla birlikte. Onlarla çok güzel gider. Onların içerisine damlatıp, belki içerisine pekmez veya bal koyup veya kuru meyve tercih edilebilir. Çok güzel kuru meyvelerle ya da meyve sularıyla çok iyi çünkü gidiyor. Çünkü bazı kişiler hiçbir şekilde dışarıdan takviye kullanmak istemiyor. Yani bunlar aslında takviye demek doğru değil. Sonuçta bal, polen, arı sütü, propolis %100 doğal gıdalar. Ama işte şişeye bunlar gıda girince, kutuya girince ister istemez yani kullanmaktan çekiniyor. Belki de işte bir ön yargı. Onu böyle bir şeyin içerisine karıştırdığında zaten fark edilmiyor. Tabii tadı da çok fark edilmiyor ve çok faydalı propolis. Ben işte o zaman o dönemde oğluma düzenli kullandım. 6 ay sürdü ama tedavisi. Ve bu tedavi boyunca aslında ilk bir ay hafif düşük doz bir kortizon dışında hiçbir şey vermedik. Ondan sonra 5 ayda sadece arı sütü ve propolis ve eve kapattık. Arı sütünü de ham bala karıştırarak, şu elimdeki mesela ham ballı arı sütlü bir karışım. Hambala karıştırarak, yani hambal aslında kovandan çıktığı haliyle besin değeri korunmuş, pastörizasyon gibi ısıl işlemlere tabi tutulmamış bal demek. Zaten besin değeri en yüksektir. Aynen, besin, evet, ısıl işlemi hiç sevmiyoruz balda.
Ama market rafına gittiğinizde orada böyle cam gibi saydam ballar görüyorsunuz. Tarif yapıyor genellikle kişiler baldan, bu ham baldan. Evet, ham bal bakın donmuş katı kristalleşmiş olabilir. Tavsiye etmiyoruz değil mi? Genellikle... Çok ısıtıldığını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunlar 70-80 derece ısıtılmış olabiliyor o cam gibi saydam ballar. Ve onlar gerçekten besin değerini kaybetmiş ürünler şimdi oluyor. Bu aralar popüler ya şeker kullanmayalım, işte bal koyalım diye. Ama işte ham bal koyarsak gerçek faydalı. Bal. Gerçek bal aslında. Evet. En doğalı, en sağlıklı. Doğru bal böyle kristalleşen, bu şekilde kristalleşmesi katılaşan, hiç sıkıntı değil. Bal. Evet, hiç sıkıntı değil. Bal doğal haliyle kristalleşebilir, katılaşabilir. Rengi ne kadar açıksa balın o kadar çabuk donar. Bu son derece doğal bir durum. Balın tüketilmesine de engel bir durum değil. Ama besin değeri bilinsin ki ham balda en yüksektir. Dolayısıyla tüketici baldan bir şifai fayda görmek istiyorsa ham haliyle tüketmesinde yarar var. İşte oğluma bu arı sütlü karışım ve aynı şekilde propolisi birlikte düzenli kullanırken de bir yandan immünoglobulinlerini ölçtük kanda. İlk başladığımızda 400 olan rakam 6 ay içerisinde 800'ü geçti. İmmünoglobulinlerin yani savaşçı bağışıklık hücrelerinin sayısı ve o bahsettiğimiz Henoch-Önlein vaskülit problemi de eş zamanlı olarak ateşlenme problemi de tamamen ortadan kalktı. Tabii ki ben de bu şifayı görünce propolis başta olmak üzere bütün arı ürünlerine aşık olup bütün akademik araştırma ve çalışmalarımı bu yöne doğru yönelttim. Uzun yıllardır da 20 yılı aşkın bir süredir de bu konularla ilgili çalışıyorum. Bilimsel kaynaklarda çok fazla yayın var. Mesela propolisin sadece virüslere etkisiyle ilgili 20 bini aşkın araştırma yapılmış bugüne kadar. Mesela sadece bu yeni tip koronavirüsle ilgili yayınları buraya gelmeden önce de derledim. Sadece bu yıl 2020 yılında yeni tip koronavirüsü üzerine propolisin etkisiyle ilgili 10'a yakın yayın çıktı şimdiden. Çok güzel. Şöyle ilginç bir etkisi var hocam, ondan da bahsedeyim. Şimdi propolisin içerisindeki bu doğal antioksidanlar Roma'da yapılmış bir çalışma, İtalya'da. Burada bu antioksidanlar yeni tip koronavirüsün bulunduğu ortamda vücutta ve hücre içinde nasıl davranıyor? Yeni tip koronavirüs hücre içine nasıl giriyor, organ içine nasıl giriyor diye bir araştırma yapılmış. Biliyorsunuz bu virüs vücutta yaşayabilmesi için bir takım protein ve enzimlere bağlanması lazım. Vücutta ACE2, PAK1, helikaz gibi değişik enzim ve proteinlere bağlanarak hücre içine girdiği ve o zaman enfeksiyona yol açtığı ve böylece çoğalabildiği ortaya konmuş. Yeni koronavirüs için konuşuyorum. Propolis'teki antioksidan bileşenleri de aynı ortama koyduklarında şunu görmüşler. Propolis'teki bu antioksidanlar gidip bu enzim ve proteinlere önden bağlanıyor ve burayı kapatıyor ve böylece bu virüs bağlanacak enzim ve protein bulamadığı için vücutta çoğalamıyor. Bu sayede toparlayacak olursak bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Güçleniyor ve savunma. Koruyucu bir özellik yani antiviral aktivite bu şekilde gösteriyor. Ben... Dolayısıyla propolisin koruyucu etkisi olabilir diye bu yayında mükemmel. Gösterilmiş. Binlerce yıldan beri var olan ancak bugünlerde özellikle üzerinde çok hassasiyetle durduğumuz bağışıklığımızın güçlenmesiyle çok ilgili daha yakından hassas olduğumuz bu dönemde bize propolisi çok güzel bir şekilde izah ettiniz. Evet, anlattınız. Çok güzel yeniden anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kattınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler programımız bütün hızıyla devam ediyor. Medikal estetik hekimi Doktor Çağatay Güngörsün konuğumuz. Hep birlikte izliyoruz efendim.